Batman'a gideceğiz şimdi. Batman Sason Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinin ardından AKP'li belediye başkanı işçileri işten çıkardı. Bugün işçiler Batman'da AKP binası önünde eylem yapmak istediler. Ancak polis izin vermedi. Polis müdahale etti ve ardından da tahmin edilebileceği gibi işçiler gözaltına alındı. Şimdi bugün eylem yapan ve gözaltına alınan işçilerden Fahrettin Yıldız hattımızda kendisiyle konuşacağız. Ne istediler, neden işten atıldılar hepsini soracağız. Fahrettin Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Neler oldu bugün? Ne zaman işten çıkartıldınız? Ne kadar işçi işten çıkartıldı? Biraz anlatabilir misiniz bize? Ben birkaç arkadaşımla mesela kimimiz 7 yıl ya da birkaç tanesi de 5 yıl üzeri çalışan arkadaşlarımız var. 2-3 yıl çalışan arkadaşlarımız var. Bu 17 kişi arasında. Bu yeni AKP'li başkan geri gelmez ilk icraatı bizi işten atmak oldu. Gerekçe de belediyenin bütçesinin %37'nin üzerinde olması nedeniyle. Halbuki daha önceki belediye başkanları da bu şekilde çalıştırdı. Gerekçe neydi belediye bütçesinin? %30'undan fazlası işçi giderlerine gittiği için. %30'undan fazlası işçi giderlerine gittiği için. Evet. Fakat bu yani yersiz bir gerekçe. Daha önceki başkanlar da bu şekilde çalıştırıyor yani. Evet. Ayrıca bu gerekçe gösterildi. O nedir arkadaşın? Biz yani kendi görüşümüze göre haksızca hani atılmış olduk. Tabii bu siyasi irade olarak düşünüyoruz bunu. Bu şekilde biz dava açtık, mahkemeden de dava açtık. Ve yani ulaşabildiğimiz yere kadar da hakkımızı aramaya çalıştık. Bugün de işte il başkanı veya milletvekiliyle, AK Parti milletvekiliyle görüşmek için Batman'a geldik. Daha yani hiçbir şey yapmadan daha arkadaşlarla konuşurken polis arkadaşlar geldi. İşte bu şekilde yaptığınız yani izin almanız gerekiyor. İzin almadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu şekilde konuşurlarken işte bir arkadaşımız çıktı. Pankartını açar açmaz hepimizi gözaltına aldılar. Kaç Bir göğüs kişi getirmişti gözaltına yanımıza. alındı? 8 kişi. 8 kişi. İşten atılan kaç kişi vardı? Hepimiz işten atılan arkadaşlardı. 8. İşten atılan Evet. işçi sayısı da Yani 8 mi? yok yok 17 kişi. 17 kişi. 17 kişi işten atıldı da bunlar tabii gelemeyenler, il dışında olanlar vardı arkadaşlarımızla. 8 kişi gelebilmiştik öyle. Evet, ne diyecektiniz peki bugün eylem yapabilseydiniz neyi dile getirecektiniz? Biz eylem yani ulaşabilseydik istediğimiz yerlere hukuksuzca atıldığımızı tekrar işe dönmek istediğimizi söylerdik. Neden hani mesela Sayın Cumhurbaşkanı iki de bir diyor belediyeden kimse atılamaz. İşçilerin hakkı gasp edilemez. Bir de hani kendi partilerinden hiç kimsenin atılmadığını iddia ediyorlar. İşte bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. İşte biz atıldık işten. AK Parti yönetimi yani ilçe yönetimi tarafından atıldık. Bunu dile getirecektik. Ve mesela mağdur olduğumuzu, işsiz kaldığımızı dile getirecektik. Peki hiç ulaşabildiniz mi AK Partililere, yetkililere? Valla bu şimdiki gözaltından çıktıktan sonra işte bir iki arkadaş istedirebildiğine tesisçi gittir ama boş yani görüştüre fakat bir netice alamadılar yine. Ne diyorlar? %30'undan fazlası bütçenin işçilere gittiği için kesinti yapmak zorundayız mı diyorlar? Tabii. Yani gerekçe bunu göster ama o değil. Yani şu anda mesela bizden sonra birkaç kişi orada çalışıyorlar. Yani kendi taraflarınca orada çalıştırıyorlar. Fakat arka bunun resmi girişi var mı yok mu biz öğrenemedik. Hani baş soruşturduk ama kimse bize doğru söylemiyor. Yani resmi girişi var mıdır yoksa sigortasız mı çalışıyorlar, yardım mı ediyorlar onu bilemiyorum. Yani belediye başkanlığını AKP aldıktan sonra orada yeni işçiler işe alındı. Onların da resmi kaydı var mı yok mu bilmiyorsunuz, öyle mi? Yok bilmiyoruz. Evet, aynen öyle. Resmi kaydı var mı yok mu bilmiyorsunuz. Peki siz siyasi gerekçelerle mi işten atıldığınızı düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyoruz tabii ki yani şu ana kadar çalışıyoruz. Bir de yani gerekçe çok basit bir gerekçe. Yani yandaş olsaydık %90 atılmazdık. Evet. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Yani hakkımızı arayacağız. Yasal yollardan yine sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Peki. Var mı ekleme yapmak istediğiniz bir şey? Çok geçmiş olsun diyelim tekrardan. Teşekkür ederim. Bizim gibi bütün mağdur işçilerin tekrar onlar da haklarını aramalarını biliriz. Ve bilinsin ki yani bu yalnız CHP ya da Saadet Partisi
atmıyor. Onlar da atıyor ve onlar saklıyor kendilerinkini. Yani evet. İşçinin ekmeğiyle oynanmasın. Yazıktır yani. İşçi nerede olsa işçidir. Yani zaten herkesin hür iradesi var, seçim diye bir şey var. Yani mutlaka birine oy verecek zaten. Yani A'ya vermiş, B'ye vermiş, C'ye vermiş fark etmez. Yani işçinin ekmeğiyle oynanmasın. Mutlaka seçimde oy kullanacak zaten. Birine verecek. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Aradığınız için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun aktardıklarınız için. Takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Batman'da Sason Belediyesi AKP'ye geçtikten sonra 17 işçi işten atıldı. Ve bugün haklarını aramak istediler. AKP önüne gittiler. AKP il binası önüne gittiler. Ancak daha Fahrettin Yıldız'ın anlattığı gibi daha henüz daha konuşamadan bile kendi aralarında konuşurken polis tarafından gözaltına alındılar. Bu aslında çelişkili durumu, AKP önünde eylem yapamama durumunu ama muhalefet partileri önünde istenildiği gibi eylem yapılabilmesi tabii ki doğru olan bu. Her yerde vatandaşın anayasal hakkı eylem yapmak, hakkını aramak ve Fahrettin Yıldız da şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı her yerde söylüyor bunu. Belediyelerin işten işçi çıkarmaması gerektiğini, işçilerin hakkının verilmesi gerektiğini her yerde söylüyor. O zaman kendi belediyelerinde de bunun uygulanması gerekiyor. İşçiler arasında, işçiler elbette farklı partilere oy verebilirler. Tek bir partiye oy vermek zorunda değiller diyor. Hiçbir yerde bu şekilde işten çıkarmalar olmaması gerekir diyor. Bakın aslında İstanbul'da eylem yapılabiliyor. Orada işten atılan işçiler var ve iki seçim arası işe alınmış işçiler bunlar. Onlar hakkını arayabiliyorken 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır, 7 yıldır Sason Belediyesi'nde çalışan ancak bugün siyasi gerekçelerle işten çıkartıldığını düşünen işçilerse daha o bina önüne gider gitmez anında gözaltına alınıyorlar. Keza kaldı ki Ankara'da benzer bir durum var. Ankara'da AKP İl Başkanlığı önünde eylem yapmak isteyen Cemal Yıldız, EHP Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural, beraberindekiler bugün yine gözaltına alındılar. Siyah döviz taşıyanları vardı. Bu böyle gitmez diyenleri vardı. Ama AKP önlerinde eylem yapmak yasak. İktidardan bir şey talep etmek yasak. Ama aynı şekilde başka partilerin önünde eylem yapılabiliyor. Dün anayasayla gitmişlerdi AKP Ankara İl Başkanlığı önüne. Ne yazık ki durum böyle ama hak arama mücadeleleri de belli ki devam edecek. Hem işçilerin hem de demokratik alanda mücadele eden kesimlerin hak arama mücadeleleri belli ki devam edecek. Bunları polis gücüyle bastırmak çok da mümkün değil diyelim. Birazdan devam edeceğiz yayınımıza.